Bitlo kripto para platformu sunar. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, evet dün sizlerle bir video paylaştım. Küçük yatırımcının büyük kumarı dedik. Batış garantili risklerden sizlere bahsettim bu videoda çok önemli bir videoydu. Aslında e, çok güzel bir konuya ve çok önemli bir konuya dikkat çektiğimizi düşünüyorum bu videoda. Şayet izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. E, bilseniz bile yine de size bazı önemli noktaları hatırlatacak e, önemli bir video. E, bunu hatırlattıktan sonra. Bir de çok hoşuma giden bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz oynatma listeleri tarafına geldiğimizde sizlerle kripto vadeli işlemler strateji eğitimi paylaştım arkadaşlar. Bu eğitim serisi içerisinde 13 adet videomuz var. Ve bu 13 adet videoda ben sizlere kripto paralarda vadeli işlemlerde kendi kullanmış olduğum stratejiyi olduğu gibi sizlere anlattığım bir video serisi bu. Bir eğitim serisi. Burada kendimize harçlıklar nasıl çıkartabiliriz, düzenli olarak kendimize günlük, haftalık ya da aylık gibi periyotlarda nasıl ek gelir sağlayabiliriz? Aslında bunun eğitimini vermiş oluyorum. Bu tabii ki uzun vadeli bir yatırımla alakalı bir eğitim stratejisi değil. Bunu zaten uzun vadeli yatırımlarla alakalı kısmı zaten genel olarak YouTube'da videolarla sizlerle paylaşıyorum. Ama dediğim gibi insanların dolar bazlı gelir elde edebilmesi açısından kripto para tarafında vadeli işlemler, trade işlemler önemli bir baş. Yapabilenler için bunun eğitimini alanlar için güzel bir ek gelir kaynağı. Bundan dolayı bu eğitim serisini sizlerle paylaştım. Aylarca üzerinde çalıştığım, çok emek harcadığım bir video serisi bu. Sonuçta da 13 tane videoyla sizlerin hizmetine sunmuş olduğum bir eğitim serisi ve bu eğitimi satın alan bir kullanıcımız bana ara ara pnl'lerini paylaşıyor. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Özcan Yusuf beyefendi yine iki gün önce bir pnl paylaşmış benimle 600 getiri sağlamış. İnc'de bir işlem açtığını görüyorum. Long yönlü Gerçekten çok güzel, çok mutlu oluyorum. Bugüne kadar e, bu eğitim serisini alan e, 10-12 kişi kadar e, bir katılımcımız oldu. Umarım herkes e, deneyip faydalanıyordur ve e, faydasını görüyordur. Eğer e, denerseniz eğitim serisini izlerseniz, içselleştirirseniz ve kesinlikle kuralları delmeden ama yani eğer kuralları delerseniz o zaman stratejide e, muhakkak sapma olur. Bu defa e, hatalar yapabilirsiniz, terste kalabilirsiniz. Detayları zaten eğitim içerisinde anlatıyorum. eee eğer kuralları delmeden, kurallara uygun bir şekilde hareket ederseniz çok güzel bir ek gelir kaynağı. Ben bu sıralar pek fazla trade işlemlerle ilgilenemiyorum. Biraz da rahatsız olduğum için çok fazla yoğunlaşamadım. Ama bu tarz e, eğitimi alan kişilerin benimle PNL paylaşıyor olması beni çok mutlu ediyor. Yine e, eğer aranızda eğitimi alan, öğrenen kişiler varsa eğitimle ilgili yorumlarını da yine yorumlar tarafında görmeyi çok isterim. Çünkü dediğim gibi çok emek harcadığım bir eğitim serisiydi bu. E, üzerine çok düşündüğüm, az aslında birkaç senenin birikimi var bu eğitim serisi içerisinde. Çünkü çok fazla denemeler yaptım trade işlemler tarafında, baya bir düşe kalka geldim bu noktaya kadar ama en sonunda çok güzel bir stratejiye ulaştım ve buna da ulaşır ulaşmaz sizlere bir eğitim serisi hazırladım. Bundan çok memnunum. Umarım dediğim gibi herkese faydalı olur ve bu zor zamanlarda dolar getiri olması hasebiyle zaten çok önemli ek gelir kaynağı sağlar sizlere. Şimdi bu videoda sizlere arkadaşlar bazı konulara yine dikkat çekmek istiyorum. Bu videoda gıda tarafına bakacağız, gıda sektörünü öncelikle gıda endeksini inceleyeceğiz ve gıda sektörü içerisinde bazı şirketlerden öne çıkan bazı şirketlerden sizlere bahsedeceğim. Bazı konulara sizlerin dikkatinizi çekeceğim. Şimdi Hemen gıda endeksi grafiğine ilk önce bakalım. Endekse baktığımızda arkadaşlar yukarı yönlü düzenli bir seyri olan endeks var karşımızda. Burada genellikle ema 50'den tepki alarak her defasında yükselmeyi başarmış ve belli seviyelere kadar yükseliş hareketini devam ettirmiş bir grafik var. Önünde bir zirve noktası yok. Şu an için yeni zirveler edilmiş ve artık öncesine baz alabileceğimiz eski bir zirvesi yok burada baktığımızda tepe noktalara geldiğini görüyoruz. Arasay artık yukarıda bir noktalarda ve emalarla da baya bir grafiğin arasının açıldığını görüyoruz. Ama endeks bu durumdayken Sektör içerisinde bazı ayrışan ve e, yükseliş hareketini yaşamamış ama güzel ve kaliteli şirketlerimiz var. Bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hemen FinTables tarafına geldiğimde burada piyasa değerine göre burayı sıralıyoruz şirketlerimizi ve burada bizim bakmış olduğumuz bazı önemli başlıklar var. Biliyorsunuz işte FK firma değeri bölü e, satış, ondan sonra yıllık FAVÖK değişimi, net kar değişimi, satışlar, net dönem karı, ihracat oranı gibi bazı önemli e, başlıklara burada bakıyoruz. Şimdi ben burada ilk önce piyasa değerine göre sıralıyorum sıralıyorum. En büyükten en küçüğe doğru sıraladığımızda ilk sırada kent var. En büyük piyasa değeriyle. ikinci sırada Coca Cola, üçüncü sırada Anadolu Efes var. Şimdi bu şirketleri incelediğimde arkadaşlar dün üzerlerinde bazı çalışmalar yaptım. Ve endeksi taşıyan şirketlerin sel gıda, Pınsu, Anadolu Efes, Banvit, Ülker, Coca-Cola ve Tetamat gıda olduğunu gördüm. Şu ana kadar endeks bu noktaya, bu şirketlerle birlikte gelmiş. Yani bu şirketlerde genel olarak bir yükseliş seyri endeksle beraber endeks taşıma hareketi olmuş. Ama e, bunun dışında özellikle FK tarafında geride kalmış bazı şirketlerimiz var şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen burada Excel'imize geliyoruz. Ve bakınız arkadaşlar burada yeşil renkle çizmiş olduğum şirketler ki bunlar 5 tane şirket. Elite, Göknur, Kayse, DMR, Unlu Mamuller ve Ulu Un. 5 tane şirketimiz. Şimdi burada farklı e, özellikleriyle ön plana çıkan şirketlerimiz elbette var. Mesela bunların arasında en yüksek ihracat oranına sahip olan şirketimiz Elite arkadaşlar. Bu dönem dönem Elite'nin %90'lara kadar çıkıyor ihracat oranı. Ama son dönemde gerçekleşen %84.86 imiş ki hala çok yüksek bir ihracat oranına sahip. Genel olarak e, satışların karlılıklarını inceledim. Elite'nin e, güzel bir şirketimiz zaten. E, i̇ncelemeye değer, takip edilmeye değer bir şirket. Birazdan e, grafik görünüde bunu göreceğiz. Bu Excel tablosunu ben videonun altında sizlerle paylaşacağım. Yine istediğiniz başlıklarda şirketleri inceleyebilir ve kıyaslayabilirsiniz. Ayrıca bir de şu durum var. Mesela Elite'de piyasa değeri oldukça düşük. 4.1 milyar TL'lik bir piyasa değerine sahip. Şimdi burada FK'sını görüyorsunuz Elite'nin. 27.36 diyor. Bu kulağa çok yüksek gibi gelebilir. Ama hemen burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Elite'nin FinTabs üzerinde hemen piyasa çarpanlarına geliyoruz. Ve piyasa çarpanlarında burayı geriye doğru aldığımızda bu bandı burada Elite'nin güncel FK'sını FK'sını, ortalama FK'sını ve en düşük en yüksek FK'sını görüyoruz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar en düşük FK zaten 12.25'i görmüş. Bakınız. Zaten yüksek gibi geliyor. Hala kulağa yüksek gibi geliyor. Ama şirketin karakteristik özelliğini de ön plana koymamız gerekir. En düşük FK 12.25 diyor. Ortalama FK 80.10. Ve güncel FK ise 27.22. Yani bu güncel FK aslında bu şirket için düşüğe yakın bir FK. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O sebeple e, Elite burada bu anlamda ön plana çıkıyor. Ve e, tabii ki burada gelir tablosu kısmından hemen burayı çeyreklik yapıyoruz. Ve... Satış gelirlerine bakıyorsunuz. Bakınız 2023 ikinci çeyrekte bir geri çekilme olmuş. Şimdi tekrardan yukarı yönlü bir seyir var. Burada geçmişe dönük baktığımda bakınız 2022 ikinci çeyrekte de bir nebze e, böyle ortalama hareketler yapmış. Üçüncü çeyrekten sonra bir patlama gelmiş. Şimdi burada tekrardan e, biz neredeyiz? 2024 ilk çeyrekteyiz. İkinci çeyrek gelecek. E, belki üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha iyi bir sonuç beklenebilir. Bunun dışında hemen aşağıya geliyorum ve burada bürüt karını görüyoruz. Burada da yukarı yönlü bir seyir var. Yükseliş hareketli. Ee, bunun dışında hemen aşağıda bir de dönem karına bakıyoruz. Burada da yine yukarı yönlü bir hareket var. Ve burada hemen fon pozisyonlarına bir de bakabiliriz. Fon pozisyonu tarafında iki tane fonun değerlendirdiğini görüyoruz bu şirketi. Hemen bu noktada bir de sizlerle grafiğini paylaşmak istiyorum. Bu video çok uzun bir video olsun istemiyorum. Dediğim gibi bazı noktalara e, sizlerin dikkatini çekeceğim ve e, videomuzu tamamlayacağız. Bu beş şirket üzerinde. Şimdi elitenin grafiğine baktığımızda arkadaşlar. Bakınız burada bir olmuş ve burada sadece bu noktadan bile yaklaşık %44'lük bir düşüş yaşanmış. Bu düşüş neden yaşandı? Bu bir operasyon muydu yoksa şirketin kendi içeriğinde bir sıkıntı mı vardı? Ben baktığımda aslında şirkete dair kötü bir şey görmedim. Eğer görenleriniz varsa bunu yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz ama günlük grafikte EMA 610'a kadar geri çekildiğini görüyorum. Şimdi böyle bir şirketin EMA 610'a kadar geri çekilmiş olması bir fırsat olabilir. Burada eee EMA 50'ye tekrardan temas ettiğini, burası artık direnç olarak çalışıyor. Burada tekrar bir yumuşama hareketi gelebilir ve bu noktalara kadar geri gelebilir. Belki 28 lira, 28.5 liraya kadar geri gelmesi olası olabilir. Haftalık grafikte baktığımızda ise EMA 100'e kadar geri çekildiğini, hatta onun bile altına düştüğünü görüyorum. Ama burada tabii ki bir de neyimiz var? Bir destek direnç alanı olduğu çok açık bakınız bir destek alanı burada mevcut. Burası e, dikkate alınabilir yine bu noktalarda. Ve e, haftalık grafiğe baktığımda Aresay'ın dipten bir dönüş yaptığını ve artık burada bir ufaktan e, kesişim geldiğini görüyorum. Şurayı biraz daha büyütmeye çalışacağım. Burada artık bir kesişim hareketi var. Bunlar dikkate alınabilir Elite tarafında. Bunun dışında Uluun'a bakabiliriz. Yine Uluun'da piyasa değeri olarak düşük bir piyasa değerine sahip 5.4. Ve hemen şuradan kendi içerisindeki piyasa çarpanı kısmını bir de kontrol ettiğimizde. Bakınız burayı biraz geriye doğru alıyorum. Ve... Bakın burada güncel FK hesaplanamamış son dönemde zarar etmiş. Ortalama 13.70 en düşüğü 1.53 olarak görünüyor. Burada gelir tablosu kısmına baktığımda ise burada şu dikkatimi çekecek. Uluun dönemsel olarak çalışan bir şirket aslında. Bakınız burada 2022 3. çeyreği görüyorsunuz. Buradan sonra bir patlama geliyor sonra geri çekiliyor. Şimdi bakın burada tekrardan ikinci ve 3. çeyrekte bir yükseliş hareketi olmuş. Şimdi ilk çeyrekteyiz tekrar bir düşüş hareketi oluyor tabi. Ee, un işi elbette ki dönemsel olması e, tarımsal faaliyetlerden dolayı çok doğal ve normal. Şimdi tekrardan e, önümüzde ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrekler var. Bu çeyreklerde uluğunun daha iyi bir performans sergilemesi beklenebilir. Brütkar tarafına baktığımızda da yine aynı tabloyu görüyoruz ve ee, dönem karına baktığımızda da yine aynı tabloyu görüyoruz aslında. Son çeyrekten sonra bir toparlama olmuş ve dediğim gibi e, genel olarak 3. ve 4. çeyrekte, 2. 3. ve 4. çeyrekte daha iyi bir performans e, Ulul'un tarafında beklenebilir. Hemen fon pozisyonlarına bakıyorum. Burada 3 tane fonun e, değerlendirdiğini görüyorum. Grafik tarafına da geldiğimde hemen kontrol edelim. Bakınız Ulun'da da Haftalık grafikte EMA 100 çizgisinde günlük grafikte gördüğümüzde ise... ...bakınız çok güzel bir düzeltme yaşamış. Müthiş bir düzeltme hareketi bu. Böyle yay gibi olmuş artık. Grafik anlamında çok güzel görünüyor Uluğun. Bunu söyleyebilirim. Elbette ki yani bu fake olabilir. Bir daha aşağı vurabilir. Her şey olabilir. Sadece ben grafik analizi olarak söylüyorum şu anda. Eğer grafik yorumu yapacaksak... ...burada çok güzel bir grafik görüntüsü olduğunu kesinlikle söylemeliyim. Burada e, günlük grafikte direnç olarak EMA 100 ve EMA 200 bölgeleri var. Bunlar direnç olarak çalışıyor. Bakın EMA 100'den şu an tepki yemiş durumda. Tekrar geri çekilebilir. Tekrar 610'a değer mi aşağıda bilmiyorum ama şu an zaten genel olarak çok sağlam bir destek noktasında olduğunu söyleyebilirim. Alım yapmak isteyenler için burası zaten birinci kademe bir alım noktasıdır. Çünkü haftalık grafikte EMA 100 oldukça ciddi bir destek noktasıdır. Şayet burası aşağı kırılırsa ve biz uluğunda yatırımcı olmak istersek ne yaparız? Bir kademe alım yaptıktan sonra ikinci kademeyi EMA 200 çizgi için bekletiriz. Bunu söyleyebilirim. Uluğun tarafında da dikkat çekici bir görüntü var ve dediğim gibi sektör içerisinde hareketlilik olduğu halde bu şirketlerde işte Uluğ'unda, Kayseri'de, Göknur'da, Elitede ve DMR unlu mamullerde bir yükseliş olmamış FK anlamında dikkat çeken FKları düşük olan şirketler bunlar şu anda ve kendi içlerinde de yine incelemeye değer takip edilmeye değer şirketler hemen sırasıyla mesela diğer şirketlerin de grafiklerini bir inceleyelim DMR ile devam edelim mesela Hemen böyle baktığımda zaten yeni olan şirketlerimizden biri bu da yeni halkar sayılabilecek şirketlerden biri. Çok yeni değil, çok eski değil. Ama bakınız, halkardan sonra doğru dürüst yükseliş yaşamamış olan bir şirket. Bu da bu anlamda dikkat çekiyor. Günlük grafikte Aresa yukarı gelmiş durumda. Yukarı banda yaklaşmış artık ama grafiğe baktığımızda destek noktalarından bir kalkış var. Ha bu alınacak olsaydı eğer ki tabii ki bu alttaki destek alanı bölgesinde bu sarı alan bölgesine ilk etapta almak elbette ki daha makul olan şey olurdu. Burada yaklaşık olarak Bakalım %14'lük bir yükseliş yaşanmış Ama bunda yatırımcı olmak isteyen Bir insan için e, Bu tarz şeyler değerlendiriliyor Şu an hala destek noktalarına yakın bir bölgede Anlatmaya çalıştığım şey bu e, Bunun dışında ee, ne vardı dedik. Göknur vardı. Göknur'a hemen bir bakalım. Çok uzatmamak için e, bunların e, FinTables üzerindeki verilerine falan tekrar ek olarak bakmayacağım. Burada zaten bunu sizlerle paylaşacağım bu Excel'i. Burada e, bakabilirsiniz. Tüm verilerini inceleyip kıyaslayabilirsiniz. Hangisi aklınıza yatarsa ona göre bir hamle yapabilirsiniz. Göknur tarafında grafik anlamında bir nebze yükseliş hareketi olduğunu görüyoruz. Diğerlerinden biraz ayrışıyor. Haftalık grafiğe baktığımda da bakınız burada artık bir direnç noktasına yaklaştığını görüyorum. Ben yatırım yapacak olsam mesela. Bunu bu noktada almam. Ee, burada bir düzeltme beklerim. En azından bu direnç alanına bir e, tekrardan burada bir yumuşama olabilir. Tekrar günlük grafiğe geldiğinde en azından şöyle bir yumuşama hareketi e, beklerim. Ancak o şekilde alabilirim. Gök nurda e, bir nebze diğerlerine göre daha çok hareketlilik olmuş şimdiye kadar. Kayseri'ye bakabiliriz. Hemen e, sırasıyla Kayseri'nin grafiğini görelim. Bakın burada da durum aynı şekilde. Herhangi bir yükseliş yaşamamış. Aralarında sadece gök durum biraz hareketlendiğini gördük. Şöyle bir durum var Kayseri'de de. Bakınız buradaki düşüş trendi hala devam ediyor arkadaşlar. Buradaki düşüş trendi hala aşağı yönlü devam ediyor. Burada ne yapılabilir? Alım yönlü tercih edileceği durumda şu yapılabilir. Burada trendin yukarı yönlü kırılması ve burada bir retest hareketi tren çizgisi üzerine yani bu mavi çizgi üzerine tekrar bir retest hareketi yaptığında alınabilir ya da ben kırmasını beklemem arkadaş burada zaten ortalama bir destek alanı bölgesi var ee, şu anda bu destek alanı bölgesi içerisinde zaten seyrediyor ben bunu alırsam bu sarı alan bölgesi içerisinde alırım kırmasını falan beklemem derseniz o zaman bu sarı alan bölgesi içerisinde bir kademe alım yapmak yine mantıklı olur mu? olur ee, yine e, Kayseri'de bu şekilde değerlendirilebilir bunun dışında kısmında Elite'ye baktık, Uluğun'a da baktık, Kayseri'ye baktık. 5 e, tane şirketimizin grafiğini birlikte değerlendirmiş olduk. E, dediğim gibi Excel tarafını inceleyebilirsiniz. E, gıda şirketleri içerisinde FK yönünden dikkatimi çeken ve FK yönüyle şu anda düşük FK'lara sahip olan şirketleri ben size anlattım. Yani daha çok bu videoda bu seçmiş olduğumuz 5 şirket aslında FK anlamında ön plana çıkan FK'sı düşük kalmış olan gıda şirketleri içerisinde FK'sı düşük olan e, şirketleri ben sizlerle paylaştım. Dikkatinizi çeken farklı şirketler varsa yine onları da elbette inceleyebilirsiniz bu Excel içerisinde ya da bu 5 şirket içerisinden değerlendirmek istediğinizi değerlendirebilirsiniz. Burada benim en çok dikkatimi çeken hangi şirket oldu derseniz Elite'yi söyleyebilirim aslında. Elbette bir yatırım tavsiyesi değil sadece dikkatimi çektiğini söylüyorum. E, genel manada da fena değil. Hoşuma giden bir şirkettir. Gıda şirketleri tarafında, gıda e, sektörü tarafında böyle e, kısa bir farkındalık videosu yapmak istedim. E, beş şirketi beraber değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.